İstemiyorum. İstemem, istemem. Ben o soytarı Zaloğlu'na varmam. Ulan kızım, ulan yavrum. Bu zenginlik bu kısmette bilmez. Varacaksın. O zaman öldürün beni. Etlerimi lokma lokma doğrayın. Yine de o soytarıya varmam. Bak Güllü, yavrum. Baban da senin iyiliğin için söylüyor. Benim anam da babam da kardeşim de Kemal'dir. Duydunuz mu? Ben ondan başkasına varmam. Ulan ben seni! Cemşir, Cemşir. Elinden bir kaza çıkacak. Hadi yürü gidelim, yürü. Yürü. Muhsin Usta. Geçmiş olsun. Sağ ol Usta. Mahallede sorduk, soruşturduk. Kızın da ifadesi var. Onu senin kaçırmadığın aşikar. Bak evladım. Belli ki birbirinizi seviyorsunuz. Lakin kanunlar reşit olmayan bir kızla ana babanın rızası olmadan evlenmenize mani. Ama savcı beyle görüştüm. Bu olayı bir defalığına mahsus olmak üzere kapatacağız. Ama aynı şeyler bir kez daha tekrarlanırsa mapushaneyi boylarsın ona göre. Şimdi çıkabilirsin. Sağ olun komiserim. Biraz daha. Anacığın nasıl oldu kız? Onca dayaktan sonra ne olsun? Ben bunu bizim eve götüreyim. Sen iyi bakamam şimdi. Kız, anlat hele nasıl oldu bu iş? Hangi iş? Bak, bir de hangi iş diyor Zilli. Esat'tan kaçtın mı Kemal denen oğlana? Kaçtım. Sendeki de akıl mı? Zaloğlu gibi zengin herif dururken git. El alemin çulsuzuna kaç. Allah belasını versin. Hem sen o Zaloğlu'nu nereden duydun? Ha. Kocan olacak o reşit yumurtladı değil mi? E anlattı ne olmuş? Sen de he desen ölün mü? Ölürüm. Bak kahve falında da çıktıydı. O Kemal denen heriften fayda yok sana. Oo, işimiz senin falına kaldıysa. Bak kızım, bu Zaloğlu koskoca çiftliğin varisiymiş. Evleniversen hanım olacaksın o çiftliğe. Benim hanım olmak gibi bir derdim yok. Ama senin hevesin varsa başka. Tövbe tövbe. O nasıl söz kızım? Basbayağı söz işte. Bak yavrum, ben senin iyiliğin için... İstemiyorum iyiliğinizi. Karışmayın bana. Aman be, ne halin varsa gör.